Bugün 27 Mayıs 2021. Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Erdoğan, İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız dedi. Erdoğan konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de saldırıya uğramasıyla ilgili "Burası Rize, gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler, bunlar daha iyi günler" dedi. Erdoğan seçimlerin 2023'te yapılacağını da tekrarladı. Meral Akşener, Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Akşener, "İşte biz tam olarak da bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da "Erdoğan mafya ağzıyla, bunlar daha iyi günler" demiş. "Geç bunları kardeşim, geç. Sandığı getir, sandığı" paylaşımı yaptı. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada, "Sırf darbe ortamı yaratmak için nasıl yakıp yıktıklarını ortaya çıkaracağız. Bunlar Ankara'yı, Kızılay'ı, parlamentoyu bombalamadı mı?" diye konuştu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili Barış Hatay'ın geçen yıl saldırıya uğramasıyla ilgili Soylu talimatı verdi, Sedat Peker'in Kadıköy'deki elemanları Barış Hatay'a saldırdı dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakanlıktan istifa sürecine ilişkin Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular dedi. Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği Başkanı Hasan Tanay, bağımsız tiyatrocuların pandemi döneminde hiçbir maddi destekten faydalanamadığını belirterek "bizi öldürmüyorlar ama sürüm sürüm süründürüyorlar" diye konuştu. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, bilim dünyasının hastalık geçirenlerde de aşı olanlarda da bir süre sonra bağışıklığın azaldığı ve 3. doz aşı konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka sayıları düşerken Gümüşhane, Erzurum, Bolu ise en çok vaka görülen iller oldu. Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Altun, pandeminin Türkiye'de kontrol altına alındığını söyleyebilmek için günlük vaka sayısının 1200'ün altına düşmesi gerektiğini söyledi. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ'lere finansman desteği için 2021 nefes kredisinin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını bildirdi. Faiz oranı %17,5, üst limit 200 bin lira olacak. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümen, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşırken, vatandaş benzinin litre fiyatına 2002 yılında 1.48 lira öderken, 19 yıllık AKP iktidarı sonunda fiyat 7.78 lira oldu diye konuştu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sonu önergesine yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 2000 yılından bugüne yaklaşık 20 yılda 72 milyar 996 milyon 502 bin lira özel iletişim vergisi toplandığını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. 11 gün süren saldırılarda ölenlerin sayısı 254'e yükseldi. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları yayınladıkları ortak açıklamada Suriye'de yapılan seçimlerin adil ve serbest olmadığını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını ifade etti. Hindistan hükümetinin bir mesajı ilk paylaşan kişinin bulunmasını öngören yeni yasası WhatsApp'ın tepkisini çekti. Şirket Hindistan hükümetine Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi'nde dava açtı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan öneriyle bitiriyoruz. Mehveşev'in Overdose kitabının yazarı Cengiz Erdinç ile Uğur Mumcu suikastinin nasıl hasıraltı edildiğini, Peker'in cinayete dair iddialarının ne kadar doğru olabileceğini konuştu.
kısadalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Kokain ve eroin rotasında Türkiye'nin konumu ne? Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.